Şeytan nasıl aldattı? Şeytan ona vesvese verdi. Adem'in gönlü vesveseye açıksa, hepimizin gönlü vesveseye açıktır. Kendinizi vesveseye kapalı görmeyin. Bir kısım sufiler burada tabiri caizse vartaya düşerler. Gönüllerinin şeytana vesvesesinin kapalı olduğunu iddia ederler veya söylerler. Bu doğru değil. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin haricinde bütün insanların gönülleri şeytanın vesvesesine açıktır. Çünkü zaman zaman başka peygamberlerin de gönüllerine böyle vesvese verdiği oldu. Adem'de var, diğer peygamberlerde de küçük küçük oldu. Hazreti Muhammed Mustafa'da yok sallallahu aleyhi ve sellem'de. O hiç hata ve günah işlemedi. Hatasız. Bizim bu noktamızdan da rahatsızlar. Bakın şimdi çocuklarımıza imam hatiplerde, ilahiyat fakültelerinde, diyanet kürsülerinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hata yaptığını, bazıları günah işlediğini ve onun da tövbe edip Allah'ın onu affettiğini söylüyorlar. İmam hatiplerde bu öğretiyi veriyorlar. İlahiyatçılar bunu söylüyor Türkiye'de. Diyanet bu konuda yayın yapıyor, böyledir diye. Ama İmam-ı Azam'ın fetvası duruyor. Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin kim günah işlediğini söylerse küfür ehlidir diyor. Evet. Ama bizim çocuklarımıza bunu öğreti olarak veriyorlar şimdi. İmam Hatip'e giden bir çocuk din dersinde bunu öğreti olarak alıyor. İlahiyat fakültelerinde bunu öğreti olarak alıyorlar. Bunu söylüyorlar. Bunu savunan ilahiyat profesörleri var. Bunu savunan diyanetin içerisinde müftüler var. Profesörler var, doçentler var. Bunu savunan. Hayır, o hiç heva ve hevesinden konuşmadı, ayetle sabit. Ayetle sabit. O hiç heva ve hevesinden konuşmadı. Bu ayete rağmen bunu söyleyenler var. O yüzden bu ayete rağmen söylediklerinden dolayı küfür. Allah muhafaza eylesin. Ama geçmiş peygamberlerde bu vesvese var mıydı? Evet. Ve bütün insanlıkta bu vesvese olur mu? Evet. Sufileri ilgilendiren, sufilerde de bu vesvese olur mu? Evet. Şeytanın vesvesesine açıktır bütün herkes. Bunun ilacı nedir? Allah'ı zikirdir. Bunun ilacı Allah'ı zikirdir. Allah'ı zikreden bir kalp oluşunca, evet, o esnada kalpte zikrullah tecelli edince şeytanın vesvesesine kapı kapanır. Öbür türlü kapı açıktır. Allah muhafaza eylesin.